sosyal medyaların tarihleri ve içerikleri. Telefonda, reklamlarda her yerde karşıma çıkan TikTok reklamlarını beni hiç etkilemedi. Hep soğuk durdum. Bu akıma karşı hep soğuk durdum arkadaşlar. Bir de baktım sağımdaki, solumdaki herkes bu akıma kapılmış. Diğer sosyal medya hesaplarına da sıkıldığım için yeni bir deneyim olması açısından TikTok uygulamasını indirdim. Birkaç gün boyunca takip ettim, izledim, her türlü açık seçik kızların kendi videosunu attığı TikTok'ta bu da yetmezmiş gibi küfürlerin havada uçuştuğu ve her türlü ahlaksızlığın diz boyu olduğu TikTok uygulamasını sildim. Bir süre sonra bu TikTok uygulamasını geri yükledim. Nedeni şuydu. Uygulamayı iyiye kullanıp veya kötüye kullanmak kendi elimdeydi. O videoları izlemek zorunda değildim. Buradaki amaç kendi videolarımı çekip insanlara ulaştırabilmekti. TikTok'un öbür uygulamalarda farklı videoların daha çok insana ulaştırabilmek olduğunu anladım. Bir misal vermek gerekirse bir video attım. Aynı gün içerisinde YouTube'da 15 kişi, Instagram'da 30 kişi, Facebook'ta da aynen o kadar aşağı yukarı, WhatsApp'ta 37 kişi izlemişti. Gün içerisinde aynı videoyu TikTok'a attığımda 1650 kişi izlemiş arkadaşlar. Ve 26 kişi beğenmiş. Burada TikTok'un farkını anladık. Benim açımda önemli olan benim için bir uygulamanın bu kadar video izlettirmesi. TikTok'un tarihini merak edenler için bir araştırma yaptım arkadaşlar. 2016'da ilk çıkışını yapmış olan bu TikTok, Müzikali'yi satın alarak 2011'de Müzikali'yi satın alarak yoluna güçlenerek devam etmiştir. Önce yani örnek aldığı Müzikali'yi geride bırakmış 5-6 sene içerisinde 500 milyon kadar takipçiye ulaşmış uygulamayı indiren. Ondan sonra da Müzikali'yi satın almıştır. Kısa sürede rakibini yani geride bırakıp satın almıştır. Müzikali'nin müşterileri ise hepsi bir anda TikTok'a geçtiği için böylece TikTok yoğun bir şekilde güçlenerek yoluna devam etmiş. TikTok'un sahibi, şurada gösterelim, ByteDance, Çinli iş adamı ByteDance'dır. YouTube içeriği, yani içerik üreticisi olan Yorekok isimli bir şahıs şöyle bir yorum yapmıştır. Bu da ilgimi çektiği için burada paylaşmak istiyorum. TikTok'tan nefret etmeme rağmen uygulamayı indirdim. Video çekmeye başladım. Üstelik bunu yaptığımdan, yani yaptığımın hiç farkında bile değildim diyor. Bir de baktım çevremde herkes bu akıma kapılmış. TikTok'ta artış var. Diğer bir gözlemlediğimiz önemli nokta, TikTok'ta artış var. İlk kurulan en önemli sosyal medyadan olan Facebook'ta düşüş var. İnsanların, yani TikTok'taki yaygınlaşmanın en önemli nedeni şu. İnsanların kısa süre içerisinde ünlü olup zengin olma isteği olmasıdır. Uygulama bu fırsatı eğitim geliri veya yaşam kalitesine bakmaksızın her insana verince büyük bir hızla yükselişe geçmiştir. Herkes adını kısa sürede duyuracak içerikler üretmeye çalışırken ortaya trajedik bir tablo çıkmıştır. Tepkilerin nedenini ise şu şekilde özetleyebiliriz. Çocukları korumasız bırakan müstehcen içerikler, şiddet ve cinsellik, toplumsal yozlaşma,
cinsiyet ayrımının popülerleştirilmesi, farklı meslek grubundaki devlet memurlarının itibarlaştırılması, yani itibarlaştırılması, 26 milyon Türk kullanıcıya sahip uygulama, bazı video içerikleriyle genç nüfusa yanlış örnek olmuştur. Çin merkezli ByteDance isimli şirketin İstanbul'da bir TikTok açtığı bir tüketici Türkiye ofisi var. Twitter üzerinde çığ gibi büyüyen TikTok yasaklansın tepkisiyle birlikte insanlar ByteDance'ı CİMER'e de şikayet etmiştir. CİMER'e de şikayet etmeye başlamışlar. Elbette TikTok'ta nadiren rastlanan kaliteli içerikler var. Bunu da inkar etmemek lazım bu arada. Üreticiler bu tepkileri dile getiren şikayetçilerin bu kaliteli içerikler bunların dışında olduğunu da belirtmek lazım. Hatta arkadaşım bir tanesi Twitter'da şöyle yazmış. TikTok gibi uygulamalar çok faydalı. Eskiden bu tarz uygulamalar yokken ülkedeki gençlerin neler yaptığını bilmediğimiz için içimizde geleceğe dair bir umut vardı. Bu uygulamalar sayesinde gençlerin tamamen umutsuz vaka olduklarını görüp içi bomboş olduğunu anlamış olduk. Başka bir misal vermek gerekirse, kara delik misali. Kara delik misali veya bir girdap misali, içine girenin bir daha çıkmadığı bir girdap misali olduğunu da belirtmek lazım. Başka bir önemli değinmemiz gereken başka bir olay da şu. Ünlülerin bu uygulamaya dahil olup daha fazla insanlara katılımına sebep olmalarıdır. Ve şunu da söylemek gerekirse, her geçen gün yeni bir akım doğup kısa sürede saman alevi gibi sönüp yerini başka bir akıma terk etmesidir. Tavsiye edebileceğimiz başka bir şey olacaksa bu uygulama hakkında önemli bir video ekleyerek, yani önemli gördüğünüz bir videoyu bu uygulamada paylaşıp daha çok kitleye izlettirebilmenizdir. Burada başka bir şey söylemek daha gerekirse, şunu da belirtelim. Videoları ve içerikleriyle tüm Türk aile yapısına uygun olmadığını belirtmek lazım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.